misin kamyon burası? Merhaba, ben artık bu evde yaşayacağım. O yüzden kendime ait olan eşyaları getirdim. Televizyonum. Onu buraya koyayım. Yeni evime balıklarımı da getirdim. Akvaryumumu şöyle güneş alabilecek bir yere cam kenarına koyayım. Sıcak havalarda serinlemek için vantilatörüm. Onu da en üst kata yatak odasıyla salonun arasındaki yere koyalım. Ve son olarak iki tane de bahçe sandalyelerim var. Onları da şöyle mutfağın önüne bahçeye koyabilirim. Gördüğünüz gibi başka eşyam yok. Geri kalan eşyaları da Barbie kendi eşyalarını satıyormuş. İkinci el olarak ondan alacağım. Böylelikle daha ucuza gelecek. Bir arayayım soralım bakalım. Hazır mıymış? Çünkü kamyona gidip oradan alacağım. Barbie, eşyalar hazır mı? Kamyonla gelelim mi almaya? Evet evet Ümit, hazırlar. Gelip alabilirsiniz. Tamam, çıkıyoruz. Hoşça kal. Hadi kamyon, gidelim. İşte geliyorlar. Burası kamyon. Merhaba Barbie. Hadi hemen vakit kaybetmeden ben bu eşyaları yükleyeyim. Orta sehpa, mutfak masası, sandalyeler ve son olarak koltuk. Tamam, bütün eşyalar yüklendi. Bunlar da seninle anlaştığımız ücreti. Tamam tamam, güle güle kullan. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hadi kamyon, geri gidiyoruz. Ben de şimdi bu paralarla Ayşe'nin oyuncak mağazasına gidip evim için yeni eşyalar alacağım. Merhaba arkadaşlar, Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Merhaba Ayşe. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Ben evimin eski eşyalarını sattım ve yeni mobilyalar almak istiyorum. Tabii ki, işte bütün mobilyalarım burada. Neye ihtiyacın var? Hemen bakayım. Evdeki bütün eşyaları sattım. O yüzden mesela bir koltuğa ihtiyacım var. Tabii. Şöyle bir koltuk modelim var. Bu uzun üçlü bir koltuk. Altını böyle sandık olarak kullanabilirsin. Ya da bu şekilde çevirdiğinde iki kişinin yatabileceği bir ranza haline geliyor. Çok kullanışlıymış bu. Evet. Bir diğer koltuk modelim de bu model. Bunun bir özelliği var mı peki? Hayır, bunun sandık olma ve yatak olma özelliği yok. Sadece minderlerini çıkartarak tek kişilik yatak olarak kullanabilirsin. Ama bu daha kullanışlı. Bu da rahatmış ama evet, ben şunu alacağım. Ranzo olanını almak istiyorum. Tamam, bunu senin için ayıralım kenara. Orta sehpa var mı acaba? Evet. Şöyle bir orta sehpam var. Gene bu da saklama olarak kullanabileceğim bir alanı mevcut. Çok güzel, çok kullanışlı. Tamam, bunu da alıyorum. Evet. Acaba bu puflardan hangisini alabilirim? Şöyle ki Barbie'cim, bu bildiğin gibi armut koltuk. Oturduğun zaman senin şeklini alıyor. Gayet yumuşaktır. Bu pufun da sırt desteği yok ama istersen her ikisini de alıp buraya oturup buraya da ayaklarını uzatabilirsin. Hemen bakacağım. Çok rahatmış. Tamam, bunların ikisini de alıyorum. Ve yemek masası sandalyelere ihtiyacım var. Yemek masası elimde bir adet kaldı. O da yuvarlak masa. Dikdörtgen uzun bir tane vardı ama onu sattım. Sana göstereyim hemen. Evet, yuvarlak masa. Bunun da 4 tane sandalyeleri var. Aslında yuvarlak masa olması benim için daha iyi. Çünkü benim sattığım zaten dikdörtgendi. Sandalyeleri de çok güzelmiş. Hem turuncu hem de pembe. Bunları da alıyorum. Ve son olarak yatak kaldı. Barbie, çift kişilik yatak kalmadı maalesef. Sadece tek kişilik bir yatağım var. Sen hangisini istersin? Hiç sorun değil. Ben de zaten evde alan açmak için eşyalarımı küçültmeye çalışıyorum. Tek kişilik yatağı alabilirim. Harika. Bu da rahatmış. Ayşe, sanırım alacaklarım bu kadar. Ne kadar ödemeliyim? Hemen hesaplayalım. Masa ve sandalyeleri bir parça sayıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve yatak ile 6 parça mobilyam var.
Hesapladığımızda toplamda 1500. Tamam. Burada sattığım eşyaların parası var. Hı-hı. Geri kalanını da karttan çek lütfen. Tabii. Şifre alalım. Tamamdır Barbie. Güle güle kullan. Ben şimdi bütün eşyalarını nakliye firmasıyla göndereceğim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Bekliyorum. Güle güle. Hoşçakalın arkadaşlar. Tamamdır. Kamyon sonuncuyu da aldım. Gidebilirsin. Koltuğu şöyle salona koyalım. Hoppa. Evimi harika yerleştirdim. Çok güzel oldu. Acaba Barbie'nin yeni eşyaları nasıl? Hoşçakalın. Artık dinlenebilirim.